Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem cemaatimiz, bu akşam elhamdülillah değerli bir gece. Berat gecesi, kurtuluş gecesi, cehennemden kurtulmak için çalışmamız gereken bir gece. Zaten Şaban ayının her günü, her gecesi değerli muhteremler, Şaban ayına böyle. Bu tabi ne oluyor? Beyaz gecesi olunca nur üstüne nur oluyor. Daha değerli oluyor elhamdülillah. Rabbimiz bizlere rahmetiyle bazı günleri, bazı geceleri ömrümüzde kutsal kılmış, mübarek kılmış böylece. Yani bir bakımı alma, sen kendisini bakımı alma, baştan başa temizlenme, günahtan arınma, Allah yolunda dönmek için Celle Câlihu, bundan mübarek geceler. İnşallah hepimize İslam alemine hayırlara vesile olsun inşallah muhtemelen böyle. Önce inşallah Kur'an'a bakacağız inşallah. Bunu ilgili olarak Duhan suresinin hemen başlarında bizim Mevlam burada buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim vel kitabil mübin. Hamim. Kur'an-ı Kerim'de elif lam mim, elif lam ra gibi bazı surelerin başında harfler var. Bunlara huruf-u mukatta deniyor. Yani birleştirilmez tek okunur. Elif, lam, ra gibi okunur böylece. Hamim de bunların biri. Bunların anlamı kesin bilmiyordur. Böyle. Bu Mevlamızdan Peygamberimize bir manevi şifre bunlar böylece. Gerçi bazı müfessirler Hamim'e şu anlam vermişler. Ha, Elha esmasının baş harfi. Mim de El-Kayyum esmasının son harfi demişler ama bu tabi kesin bir şey değil. Bu bir şifre aslında Mevlamızdan. Vel-Kitabil Mubin. Böyle arkadan buyuruyor. Buradaki vav kasem, yemin vavı. Yemin vavı isme gelir, fiile gelmez. Ve bundan sonra gelen kelimeleri esra okutur. Ve dini, ve şemsi gibi, ve feci gibi. Burada Mevlam buyuruyor, böyle kitabı, kitaba yemin olsun. Yani Allah ciğeri yemin ediyor. Kitabı. Hangi kitaba? Burada lam-ı tarif var. Nekre değil. Bu nedir? Bellilik anlamına. Buna deniliyor ahd-i zihni deniyor. O belirli kitaba, yani Kur'an-ı Kerim'e yemin olsun Peygamber'e. Öyle kitap ki, bu da bunun özelliği, el-mübin, apaçık, her şeyi bildiren, hakkı batılı ayıran, haram helal ayıran, bildiren bir kitap muhtemelenler. Yani dünyaya gelen bir insan nasıl Allah sana kazanabilir, nasıl kurtuluş erir ahirette, nasıl cennete kavuşabilir? Ne gerekiyorsa dünyada yaşantı huzurlu, hepsi bunlar Kur'an-ı Kerim'de mevcut hepsinden böyle. Yani bir insan eğer Kur'an-ı Kerim'i hakkıyla yaşayabilirse hem dünyada sağlıklı olur, huzurlu olur, mutlu olur dünyada, kalbini rahat eder ve ahiret alemine de cennete kavuşmuştur hemler. İnna enzelnahu beraberi. İnna velami bir azametimizle enzelna indirdik hu o kitabı. Zamir burada kitaba geliyor, Kur'an'a. Yani Mevlam buyuruyor,
adametimizde o kitabı, mübini, Kur'an-ı Kerim'i indirdik. İndirme tabi biliyorsunuz yukarıdan aşağı anlamına geliyor. Yani levh-i mahfuza iken, Kur'an yazılı iken oradan indirildi. Önce dünya seması indirildi birden. Oradan sonra Peygamberimize böyle peyderpey geldi, 23 yıl tamamlandı. İlk indiriş ne zaman oldu? Hilalet'in bir gecede oldu, bak, günüz değil. Öyle gece ki mübareketin, Leyla-i Mübareket'e geldi böyle. Kur'an'ın ilk indirişi başlaması, yani Leyla-i Mübareket'in dünya seması indirilmesi mübarek gecede oldu böyle. Leyla-i Mübareket. Hangi gece bu? Bunda iki tabi görüş var, tabi büyüklerin görüşleri böyle, müfessirlerin. Biri Kadir Gecesi'nde, Leyla-i Kadir'de. Bir ikinci görüşte bu gece, yani Bela Gecesi'nde indirildi Kur'an-ı Kerim, Levh-i Mahfuz'dan, Levh-i Mahfuz, levh, yani bir levh anlamına gelir. Tabi orada madde yok muhteremler. Nasıl bir alemdir bilemeyiz. Mahfuz'a ismi mefuldür. Hızla korunan, korunan Levh-i Mahfuz'da. Mevlam önce kalem yarattı. Ki Mevlam buyuruyor, Nun vel kalemi yema yesturun. Burada Nun da hamim bir anlam bilinmez. O kaleme yemin olsun Mevlam buyurdu. Kalem. Burada ismi kalem. İnsanlar yazıyı, kalem yazdığı için Mevlam burada kalem buyuruyor. Ama bu aslında diğer bir varlık muhtemelen böyle. Akıllı, bilinçli, melekler gibi bir varlık böyle. Mevlam buyurdu kaleme, onu yaratınca ya kalem uktub, yaz, yaz kalem bakalım. Ne yazayım ya Rabbi? Önce Kur'an-ı Kerim yazdı. Sonra ne olacaksa kıyamete kadar muhteremler. Ne olacaksa hepsi burada yazıldı. Bu konuda açacağımız inşallah. İnna künna münzirin. Yani azametimizde o Kur'an-ı Kerim ile insanları inzar ederiz. İnzar uyarı ve korkutma ama. İkisi müşterek. Yani bunu böyle yap, yapmazsan cezası var ama. Şimdi bakalım bu gecenin özelliği nedir? Burada bu buyuruluyor. Fiha, o mübarek gecede, yani bu gecede, Bela gecesinde, yufreku, ayrılır. Tafsirat deniyor buna. Bir icmal vardır, toplu yazılan. Onda bunların ayrıntıları, ayrıntılır. Külli emrin hakim. Külli emrin, her umur iş, ne olacaksa kıyamete kadar bu gece ayrılıyor. Nasıl ayrılıyor? Levh-i Mahfuz'dan bir senelik burada müsaade yazılıyor muhtemelen. Bir senelik ama. Bu geceden gelecek birazcese kadar. Kül emrin min erzakın rızıklar yazılıyor muhtemelen. Rızık yazılıyor. Yani orada yazılı, oradaki ne oluyor? Alınıyor, yazılıyor. Meleklere veriliyor bu. Bir senelik ama. Rızık. İnsanın rızkı. Yaşam boyu. Dünyaya daha dolduğu, geldiği andaki rızkı nedir? Ana sütümdür, nedir? Hangi kadının sütü?
Ailesiz olmaz cevabında. Hasta olur, ölüm olabilir muhtemelen. Bak. Yani dünyaya geldiği anda çocuk, onun rızkı nedir rızkı? Hangi kadının sütünü emecek, nakıl emecek böyle? Yaşam boyu muhtemelen. Yaşam boyu, ölünceye kadar yazılı bunlar. Yazılı meleklere verilecek. Hayvanların muhtemelen. Kuşun, kurdun, canavarların, yuvadaki yavru kuşun, hatta ana karnındaki yavruların rızkı da bu gece belli olur muhtemelen. Çünkü ana karnında yavru, onun rızkı da belli muhtemelen. Ve acalihim ve eceli. Her canlının ömrü ne zaman bitecek, eceli ne zaman gelecek, nerede ölecek, ne zaman ölecek ve hangi sebeple ölecek? Bak muhtemelenler. Hep yazdı bunlar evvelde. Mesela kişinin bir hastalığı vardır. Diyelim ki kalp rahatsızdır böyle. Kalp krizi falan geçirir. O aklına takar. Kalbine takar. Hep kalbi dinler böyle. Yani oradan ölümü bekler. Ama ölüm bebekler olmuştur muhtemelenler. Bir anda bebekler çalınmaz. Çürü gider muhtemelen böyle. Araba çarpar, bomba patlar, infilak eder, bir şey olur böylece, deprem olur. Kişi uçaktan, uçak düşer. Yani her canın da ölümü nerede olacak, ne zaman olacak ve ölüm sebebi ne olacak, o da yazılmış muhtemelen böyle. Örnek vereceğim burası inşallah. Cem'i umurihim hazileyle ileri uhra. Ve depremler, deprem. Nerede, ne zaman ve depremde şiddeti. Şu ölçüye göre mesela yapıyor, dünyada yapıyor böyle. Depremdeki kimler zararı görecek? Malına, mülküne, canına, bedenine kime zarar gelecek? Depremler, su baskınları, fırtınalar, kasırgalar ne varsa böyle, yıldırım çarpmaları, hep bunlar ne oluyor? Bu gece bunlar ayrılıyor bunlar. Mevlam bunları meleklere vasıtası yapıyor, meleklere vasıtası yapıyor. Rab melekler yaratmış, her meleğin görevi farklı böyle. El erzak ila Mika aleyhisselam. Rızık konusunda görevli büyük melek adı Mikail aleyhisselam. Mikail aleyhisselam. Dört büyük meleğin biri budur böyle. Bunun ne de görevi? Rızık meselesi böyle. Mesela bu gece itibaren sene bu geceye kadar yeryüzünde kaç tane budi olacak? Tane. Kaç tane mercimek olacak? Ağaçta kaç tane kiraz olacak? Dut kaç tane olacak? Erik kaç tane olacak? Ve bunlara kim rızkı bunlar? O da var muhtemelen. Dut mesela dökülür yere. Ziyan oluyor mu? O muhtemelen. Karınca gelir, onu yer muhtemelen. Büyük ağaçların dallarında dut var, kiraz var. Bunlar kim oluyor? Kuşlar gelir muhtemelen böyle. İnsan toplar. Yani bütün varlığın rızıkları, hatta bitkilerin rızıkları, bitkilerin, bitki muhtemelen böyle. Onlar rızıklar var muhtemelen. Her su olmaz rızık bitkilere muhtemelen. Mesela bazı sene gelir, ne derler? Efendim işte bu sene kirazlar olmadı. Bu sene efendim işte fasulye olmadı. Çok kıt az oldu. Neden? Rızık ona göre muhtemelen böyle. Mikail aleyhisselam ne yapacak bunun görevi? Güneşin ısısını ayarlama. Denizleri buharlama. Su buharı ısınınca denizler bu araç muhtemelen. Bunlar uzaya giderler. Orada kalır ama.
yukarı çıkma muhtemelen böyle. Neden? Eğer su buharı devamlı yukarı çıkarsa ne olur? Atmosfere geçer, uzaya kaybolur, gider. Zamanla denizler kurur. O suyun içi almaması gerekiyor. Peki nasıl oluyor? İşte buhar olan su ısınınca hafifliyor. Yukarı çıkıyor, çıkıyor, çıkıyor ama sonra orada dur deniyor. Nasıl duruyor? Soğuk tabakaya geliyor. Soğuk tabakaya. Soğuk tabakaya gelince su buharı yoğunlaşıyor. Yani koyuluşuyor biraz. Daha yukarı çıkamıyor, orada kalıyor. Yere düşmüyor ama. Denge düzen muhtemelen. Allah yaratmış mıdır muhtemelen? Allah Celle. Yani nereye bakarsa bakalım, her varlık, her olay, her zerre ne diyor? Allah diyor. Tevhid getiriyor böyle. Allah bir diyor muhtemelen. Her varlık böyle. Sonra ne oluyor? Rabbimin ece takdir etmiş ya, bir kere sen bu liste verildi, ne yapıyor? O bulutları sevk ediyor şimdi gereken yerlere. Duruyor böyle, depoda duruyor, gökyüzüne böyle. Nasıl sevk ediyor bunları? Rüzgar, fırtına muhtemelinde. Alçak basınç, yüksek başlı denir böyle böyle. Atmosfer olaylarda böylece. Ne kadar da fark varsa, bu kadar hızlı olur hava akımı, rüzgar. Böyle. Bulutlar sevk edilir. Nereye girecek? İşte filan kasaba, filan köyle, filan dağa, filan ormana, filan yaylaya, filan bağlara, tarlalara. Orada durdurulur bulut muhtemelen böyle. Bulutlar dur muhtemelen böyle. Alçalır. Rabbimin takdir ettiği ölçüde, yani bu yağmur suların da inişi de öyle birdenbire boşarmıyor bulutlar sudan böyle. Allah'ın takdir ettiği ölçüde, nitelikli ölçüde. Su damlacıkları yere inerler böyle. Bunların sayısı belli olur. Kışın kar taneleri, yazın da yağmur suların taneleri, damlalar. Kaç damla inecek şu tarlaya derler. Kaç damla inecek şu ormana. Şuraya kadar inecekse böyle. Hepsi bunlar damların sayısı ile. Bunu kim yapar? Allah cilal muhtemelen böyle. Allah cilal muhtemelen. Sonra su, yağmur su inerken gökten su inmiyor ki çıktığı gibi. Şimşek çakıyor. Bir nevi meteorolojik olaylar muhtemelen böyle, nükleer böyle radarlar bunlar böyle, santrallar bunlar böyle. Orada biraz azot gazı parçalanıyor muhtemelen. Başka dönüşüyor böyle. Gelen gök taşlarının tozları geliyor. Bu da birleşiyorlar. Buna göre rızık gelir dünyaya böyle. Yani o sene hangi şey fazla olacaksa onunla ilgili rızık geliyor gökten böyle. Ve ecel de bir insan ne kadar sağlığına dikkat ederse etsin bakıdır. Etmek lazım mı? Korumak lazım sağlığı. Bizim emir Mevlamızın. Ama bir insan ne kadar sağlığını korursa korusun, ecelin bir saniye geçmez. Ne var? Kim sağlığını korur, dikkat ederse, yaşantısı sağlıklı olur muhtemelen böyle. Öbürü hastalıklı olur, öldü ölecek derken bakmayken dirilmiş muhtemelen böyle. Yani ecel değişmez. Ecel değişmez. Mevlam buyuruyor bize ayet-i kerimede, hadid 22'de, Rahim, ma esa min musibetin, ma esa min musibetin, bir musibet ortaya çıkmaz, meydana gelmez, fil erdi, وَلَا ف۪ي اَرْفِ çekiyorum. Ne yeryüzünde, ne insanların kendisinde böyle. Yeryüzünde. Yani deprem olacak, yok. Yani günümüzde bir deprem oldu mu, hele şöyle biraz kuvvetli bir deprem oldu mu, bir de İstanbul'a yakın bir yerde oldu mu böyle,
artık basın, medya, televizyonlar, şunlar, bunlar böyle üf. Hemen işte yer bilim uzmanları, hemen konuşmalar efendim işte deprem nasıl oldu, kaç derece oldu, yine olabilir mi, ne olabilir? Muhtemelenler hiç asıl yok muhtemelen, hiç muhtemelen. Hiç ama hiç böyle. Efendim fay hatları var, bunlara tecrübe ediyorlar. Evet muhtemelen fay hatları var. Allah yaratık öyle yaratmış Allah muhtemelenler. Yani yer kabuğu tek bir bütün değil muhtemelenler. Nasıl ki dağlarda boşluk var, mağaralar varsa böyle, alt yer kabuğu da boşluk var bunda böyle. İşte fay hatları var bunda bu şekilde. Bu neye benzer? Mesela bir anne babanın çocuk epeydir olmamış, zamanla olur böyle. Zamanla olur böyle. Artık başka çocuk da olmaz. O titrerler böyle, onlar böyle. Aman doktora götürürler, işte nasıl bakalım, bir kontrol bakalım. Kontrol eder, nasıl, şu anda iyi şunu yavrum, iyi böyle. Ama acaba bir şey olabilir mi? Nereye doktor mu? Olabilir tabii ya, değil mi böyle? Ve böyle bir şey gelebilir, kalbime bir şey gelebilir. Ne zaman? Allah bilir, 10 sene, 20 sene, 40 sene sonra. Şimdi ne diyorlar bunlar, yer bilim uzmanları da? Efendim işte deprem olabilir. Ne zaman? 10 sene, 20 sene, neyse olabilir öyle muhtemelen. Bakın muhtemelen Mevla buyuruyor, ne yeryüzünde bir musibet, bela, felaket, doğal afet yolu günümüzde olabilir, ne insanların bedeninde, ne hastalanma, dert, elem, keder olamaz. İlla fi kitabin. Bunlara kitap yazmışlar. Ne yazmışlar? Yazmışlar. Yani küçük bir kasabada bile deprem olacak, sel baskın olacak, denizler kabaracak, fırtına olacak, yanardağlar yavru püskürtecekler. Yani ne olacaksa, demek ki bu her birisi illa fi kitabin, kitapta var yazılmış. Minkablen nebre'ha. Minkablen nebre'ha. Ha zamiri yeryüzüne gidebiliyor, mühendis olduğu için nefse gidebiliyor böyle. Yani dünya yaratılmadan önce de, insan yaratılmadan önce de buna yazılmış muhtemelen. İnsan da yaratılmadan önce, dünyada yokken bu yazı yazılmıştır. Şu zamanda, şu gecenin şu vaktinde deprem olacak, aniden yağmur gelecek, sel olacak, fırtına gelecek efendim, çatır uçuracak, şu olacak, bu olacak, hortum gelecek, şu muhtemelen. Demek ki bu gece nerede bir afet olacaksa bunlar da bu gece yazılıyor, alınıyor Levh-i Mahfuz'dan, meleklere veriliyor böyle. Hazreti Mikail Aleyhisselam'a rızıkla ilgili liste veriliyor böyle. Tabii ki adil bu. Ecel ölümle ilgili kim ölecekler gelecek sene bu geceye kadar. Şu anda hayatta. Hayatta şu anda. Ama gelecek seneye kadar, bu geceye kadar kim ölecekler böyle? Bu gece olabilir, yarın olabilir, 3 ay, 5 ay olabilir böyle. Öyleyse bu listede ölüm meleği Hazreti Azrail'e veriyor Aleyhisselam. Belli liste var bu şekilde. Kişi şu anda belki de sağlığı yerinde, sıhhati yerinde, işi yerinde, neşesi yerinde, yani tatile gidiyor, oraya buraya gidiyor. Ama bakmışsın ki tatilde ölüm onu yolda yakalıyor muhtemelen. Yazılmış muhtemelen. Davalı tatili zor şekere böyle, ipi şekere böyle. İşte şu gün gelse de bir tatile gitse bakalım çürük çürük. Arabasını bakıma da verir, her hazırlığını yapar. Gerek önlemi de alır. Kemere bağışımını, hepsi bunları yapar bunların böylece. Ama kaza yazılmış muhtemelen, ölecek muhtemelen. Karşıdan gelen bir araç, arkadan gelen bir araç bunu ters bir sollaya bir öne geçebilirden bire böyle. Sarhoştur, hastadır, uyuşucu almıştır, şu bu olmuştur, telefonla konuşurken dağılmıştır.
Kaza olmuşlar böyle böyle. Ve musibetler de, yani afetler de buna kim bana bakıyor? Hazreti Cebrail aleyhisselam görevi muhtemelen. Onun görevi muhtemelen. Yerlere batırmak. Lüt kavmi battı mesela. Yedi kasaba, büyük kasaba. Yedi kasaba. Cebrail aleyhisselam takdir bir karanlığı muhtemelen onu kaldırdı. Benim Ali'ye safile. Ali üst tarafını altına çevirdi, vurdu muhteremler. Lüt gölü öldü ya işte, Lüt gölü. Oldu ya. Lüt gölü. Yedi kasaba vardı muhterem. Yedi kasaba var muhterem. Allah'ın kahrı orada, kahır. Hemoseksüel bunlar. Cin sapıktı bunlar bu kavim. Lüt Aleyhisselam onlara peygamberlere geldi. Tamam dinlemediler. Yıllar uğraştı bunlarla. Sonra Mevlam Gönül Cevbu Aleyhisselam muhteremler. Onlara sabaha karşı o kavmi batırdı muhterem. Lüt gölü muhteremler. Yani bu canlı bir örnek. Bunu herkes, her din bunu kabulleniyor muhterem. Lüt gölünün olduğu yerde onu görenler bilirler, Lüt gölü muhteremler. Öyle suyun da rengi bir acayip, suyun rengi. Acı bir suyu var. Lüt gölü bir özelliği de deniz yanında aşağıda. Ve aşağıda içinde tek canlı balık yok. İçinde tek bir canlı balık yok. Yaşamıyor böyle böyle. Lanetlenen bir su çünkü böyle. Şimdi bir örnek vereceğim inşallah, rızık ve ecelle ilgili. Bir örnek vereceğim inşallah. Aklıma Hazreti Ammar geldi. Hazreti Ammar. Hazreti Ammar, imanını gizleyemeyen bir sahabe. İmanı açığa vuran böyle. Yedi sahabe vardır. Yedi sahabe. Bu yedi sahabe, bunlar İslam'ın ilk döneminde, yani Mekke müşriklerinin böyle baskısı, zulmü, işkencesinin en katı olduğu bir dönemde böyle. O dönemde imana gelen Müslümanlar gizlice imana gelirdi ve bunu gizlerdi. Kimse söylemez muhtemelen böyle. Yalnız yedi sahabe-i kiram bunlar imana bunları gizleyemediler. Öyle bir aşk aldılar ki bunlar imana gelince hayatları değişti, dünyaları değişti, ruhsal huzur, manevi huzur, manevi feyizler, işte Allah diye yandı, tutamadı kendilerini. Açığa vurdu bunlar böyle. Hastamadan biri muhteremler. Diğerleri kim? Hazreti Ebu Bekir Sıddık muhteremler. O da imanı gizleyemedi muhteremler. Hazreti Habbab. Hadi Suheyb, Suheyb-i Rum muhteremler. Hadi Bilal-i Habeşi, Hazreti Ammar, Ammar'ın babası Yasir, annesi Sümeyye. Bu yedisi imanı gizleyemedi bunlar muhteremler. Ama çok işkence gördüler, işkence muhteremler. Hazreti Ammar'ın babası Yemenli aslan. Çok fakirmiş, Mekke'ye geliyor. Mekke'de bir tabi o zaman İslam öncesi zaman döneminde buluyor bu tabi. Bir müşrikin azatlı kölesi varmış, yani cariye derler bunlara, kadın kölelere azatlı. O ne yaptı köle sahibi? Yasir'le evlendir bunları muhtemelenler. Evlendir bunları böylece. Fakat bunlara birini çok sevdi bunlar birilerini. Çok mutlu oldular böyle. Gerçi Hazreti Sümeyye Hatun hanım, Allah'ın razı olsun muhteremler. Allah şefaati nazire bize rişal versin inşallah muhterem böyle. Yani efendisi de evi tabi böyle. O izin verince eşliğine ancak o zaman bir yere gelebiliyorlar, yatabiliyorlar bunlar. Bunların bir oğlu oldu. Adında Ammar altıra Ammar. Ammar ömürden gelir. Ömürden gelir bu şekilde. Mübalağa vezinde geliyor bu. Nesar vezinde. Adı Ammar taktıra bunlara böylece.
Bunlar tabii karı koca, bir de oğulları elhamdülillah çok mutlular. İslam dini ortaya çıkınca son peygamber Aleyhisselam Hazretleri insanları gizli gizli davete başlayınca hastamlarda o bunu duydu muhtemelen böyle. Hazbile Habeş'ten duydu böyle. Ondan duydu böylece. İslam'ı öğrenince tevhid akıyor Allah'a bir Celle Celaluhu. Allah bir. Mülk onun. Onun şeyi ortağı yok muhtemelen. Onun dilediği olur bu yedi al her alemde. Mevlam ne diliyorsa irade ilahi, irade kül dediler buna. Mevlam dilerse olur muhtemelen. Yani Allah dilemezse bir yaprak kımıldamaz muhtemelen. Kalbimiz çalışmaz. Nefes alamayız muhtemelen. Her alemde, dünyada, ahirette, berzah aleminde Allah'ın dilediği olmaktır. Hastamlar öyle bir iman etti ki yandı Allah diye. Duramıyor bir yerinde böylece. Babası, annesi de bu sebep oldu. Ha, imanı gizleyemedi ama. Yani insanı duysunlar, öğrensinler, onunla imana gelsinler diye böyle. Tabii iyi niyette bu şekilde. Ama duyunca ne oldu? Köle kökenliler bunlar ama. Bir de garipler Mekke'de. Kimse yok. Yalnızlar. Ana baba oğul. Kimse bunları böyle. Tuttu bunların sahipleri, müşrikleri bunları. O zaman da işkence üstüne Mekke'nin dışına yaparlar çölde. Üçüncü çöle götürürler bunları. Bunları çıplak soydular. Kumaya attılar bunları böyle. Tabii öğle sıcağında kum ateş gibi sıcak, yanıyor muhtemelen böyle. Elini ayağına basamazsın muhtemelen böyle. Ben bunu kendi nefsime denedim mi derim. Yani denedim buna, tecrübe ettim kendim böyle böylece. Bir gün Mekke'nin dışına çıktım, özür olarak çıktım. Ayağımda bir Tokyo var. Tokyo'yu çıkardım, yan ayak şöyle kuma bastım muhtemelen böyle. Kuma bastım. Muhterem bakın, bu mübarekede yemin ediyorum muhteremler, etmem ama vallahi diyeceğim muhteremler, dayanamadım muhteremler, duramıyorum muhteremler bakın. O kadar sıcak ki kum, çölde, Mekke dışında, o kadar sıcak ki kum, iki ayağım yanlıyor tabi böyle, bastım, kendimi sıkıyorum böyle. Aklıma bunlar geldi o anda muhteremler. Hastamlara anne babası yatırım böyle. Onlar şu bedenle, onlar kumu yatırırlar muhterem. Bütün bedeni yaktılar böyle. Üstüne taş koydular böyle. Birkaç gün işkence bu şekilde muhtemelen böyle. Aç, susuz. Çölde hele susuz kalmak muhtemelen böyle. Bitkin bir halde bunlar böyle. Bitkin bir halde. Ama tabii üçü de dönmüyor muhtemelen böyle muhtemelen. Önce Yasir. O daha önce şey oldu. Hatta Peygamberimize haber geldi Aleyhisselam Peygamberimize. Derler ki diğer sahabeler tabi korkuyorlar, azınlık. Genelde de böyle zayıflar. Önce dine geldiler. Ya Resulallah derler böyle, işte Mekke'nin filan yerinde Ammar, Yasir, Sümeyye Hanım'a işkence yapılıyor, yapıyorlar bir şey böyle. Peygamber dayanamadı muhteremler, geldi oraya. Peygamber'in baktı Aleyhisselam Hazretleri, ecelleri gelmiş ama. Şehit olacaklar. İlk İslam şehidi Allah için, Allah yolunda, imanı yolunda, işkence ilhamı böyle. İlk şehit, ikisi olacaklar. Peygamber baktı ki, ecelleri gelmiş. O anda gök kapıları açılmış. Bütün melekler onlara bakıyorlar. Hatta alışıyor melekler, huri kızlara gelmişler cennetten, cennet kapısı açılmış, bunların şehit olmasını bekliyorlar muhtemelen böyle. Ve bunu görünce buyurdu, ya âle yâsir isbiru sabrede, varca cennet muhtemelen böyle. Cennet sizi bekliyor, sabredin, aman sabredin, aman sabredin
böyle. Size örnek verdim muhtemelen, bak bak. Ayağın tabanı değil mi, daha az böyle yanar. Ayağın tabanı muhtemelen bak. Emin olun muhtemelenler, Mekke'nin dışına çıktım, sırf bunun için çıktım böyle. Tokyo'ya çıkardım, iki yanına bir kumu bastım böyle, biraz durma uğraşıyorum böyle. Yani durabilirim, durduğum an böyle, yani sabredemiyorum, gayrı muhtemelen. Bunlara günlerce kuma gömüldü, çıplak olarak, üzerine büyük taşlar da kondu, ağır taşlar. Taşlar da kumdan daha sıcak tabi, kara kara taşlar. Yani böyle at sus şekilde bunda, bitkin bir halde. İlla İslam'dan dön. Haşa Muhammed Aleyhisselam'a söv. Hakaret vardı bu şekilde. Yani böyle. Yani putlarına şey yapması için. Evvela adı Yasir. Bir o şehit olmuştu. Şimdi kaldı zevcesi Sümeyye Hanım muhtemelenler. O kaldı şimdi böyle. O da ama artık tabii birkaç gün ar susuz, işkence altında böyle. İşkence altında uyku ne bir şey var tabii böyle. İşkence bitkin bir hal artık bir şekilde. Baktı hala dönmüyor dininden böyle. Artık kahroluyor kafir müşrikler. Yani ne yaptılar? Yani acımasız muhtemelen böyle. Yani kâf, müşrikler acımasız muhtemelen bak. Aynı olay günümüzde oluyor muhtemelen. Müslümanlara karşı acımasız muhtemelen böyle. İnsan hakları şunlar bunlar, onlar için kendilerine lazım muhtemelen. Müslüman mı? Hak, tanımıyor hayatını tanımıyor böyle. Hadis Sümeyye'nin bir ayağına bir deve bağlı muhtemelen bak. Bir ayağına bir deve bağladılar, iki tarafa çekiyor develeri muhtemelen. Tabii koy deve. Tabi başlıyor çatırdama eklem yerlerinden böyle. Ayağın bileğinden, dizinden, uyundan böyle artık eklemine kopma başlıyor. Hazreti Sümeyye tabi kırılıyor muhtemelen böyle. Zaten bitki öyle artık kırılıyor böyle. Ama tabi ya ne diyor? Allah! Ses çıkmıyor artık böyle. Allah! 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 Dokunma böyle. Yanarak bu şekilde böylece. Ebu Cehil o da oradaki kâhmetlerindir. Onun bu sabrına artık Ebu Cehil patladı, dayanamadı muhteremler. Eldeki harbe, yani ucu sivri bir bıçaklı muhteremler, o böyle edep yerine muhterem, saplı muhteremler. Ölün o şehit oldu muhteremler. İkisi tabi şehit oldular ama hemen melek, huri kızları bunları kaptılar bunları muhteremler. Yani kaptılar bunları, doğru direkt cennete muhteremler. Zaten köle kökenli, Mekke'nin en fakirleri, garipleri böyle, evleri yok, eşyaları yok, malları yok, paraları yok, üzerinde kulakları yok, yani mahşer hesabı yok, gerek yok bunların. Ne oldu? Hemen ruhları, ne oldu? Direkt cennete muhtemelen böyle. Peygamber de yürü bundan gittiğine ruhlar böyle. Şimdi sıra geliyor aslında Ammar'a, oğullarına muhtemelenler. Bunu da baktılar ki kuma gömmek olmuyor. Buna bir zırh gider, zırh, demirden, zırh muhtemelen. Çıfa bedenine demir muhtemelen. Yattılar bunu kuma. Tabi demir muhtemelen. Demir, o Mekke'nin çölünde ısınınca ne oldu? Ateş gibi oldu muhtemelen. Ateş gibi oldu. Artık derisi falan böyle soyuldu muhtemelen böyle. Yanıyor derisi falan böylece. Boğmak üzere bu şekilde. Daha çeşitli şeyler gene olmadı. Çıkala bu sefer zırhını çıkarırken tabi yapışmış demire, kızın demire. Derisi ama soyuldu muhtemelen böyle. Kırıl et böyle muhtemelen böyle. Şu şekilde. Bunu ayağına çekip başlar sürüklemeye yerde. Kum üzerine böyle. Tabi dikenler var, çakıllar var böylece. Beden çıplak ve deri soyulmuş. Tabi kıvranıyor muhtemelen. Kıvranıyor bu şekilde. İlle şunu sözü söyle diyorlar böyle. Küfür sözüne böyle. Bu dayanamadı muhtemelen, bitkin bir halde böyle. Dayanamadı. Onların istediği o kötü sözü söyledi ama istemedi bunu söyledi. Bunu duydu diğer Müslümanlar, etrafı gözetleyenler muhtemelen, geldi Peygamberimize. Ya Resulallah! Ammar dinden çıktı, mürted oldu böyle. Şunu söyledi böylece. Peygamber şey buyurdu. Kella, hayır, olmaz.
İnne amaren müliye imanın min karni ila kademihi. Bak. Yani buyurdu ki haber verenlere, hayır hayır, amma dinden çıkmaz çıkamaz. Onun imanı da öyle ki doluyor ki onun içine, başın tepesinden ayağın tırnağına kadar da böyle. Vaktaretel imanı bilami ve demihi. Onun imanı etiyle kanadı birleşti. Karıştı muhtemelen böyle. Orada hastalamada geldi muhtemelen. Tabi güneş işkence görmüş, arsızı böyle. Daha genç olduğu tabi genç olduğu için işte, biraz tabi değerme gücü var kendisinin. Anası iki gözü yaş akıyor muhtemelen gözlerine böyle. İlk kez yaş akıyor böylece. Geldi hemen, ya Resulallah, ben dinden döndüm çıktım mı? Ben kafir oldum mu ben? Nasıl alıyor? Yaş akıyor bu şekilde. Peygamber dedi, hayır yaptım, hayır ama olmadan yaptım. Olmadan korkma. Burada. Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri mübarek eliyle muhteremler, hastalığın yaşını sildi kendi iki emelde. İki emelde. Sağ günün sağ eliyle, sol günün sonra Peygamberimiz sildi ben Peygamberle. Kendisini. Onda ayet-i kerime geldi o anda muhteremler. Belki bir imanı hediye, ayet-i kerime girmeyen fazla zaman alacak muhteremler. Yani Mevlam buyurdu, bir kimse imandan sonra dinen dönerse isteğiyle mürtettir, azabı şiddettir böylece. İlla men ükrihe. Kalbi tutun bil imanı böyle. Kalbi imanına dolu, Allah imanına kalbi dolu, içi dışı dolu böyle. Zorlandı çok böyle. İşkence gördü, o zaman bir dinen çıkmıyor muhtemelen böyle. Ayet-i kerime hakkında geldi böylece. Şimdi gelelim amma deyince biraz daha ilerisine gidelim işte ona hayatla ilgili muhteremler. Çok sevdiğim bir sahabe böyle. Yani Allah yolunda eza çeken, bela buyurduğun hakkında ve üzü fî sebîli ve üzü fî sebîli. Yani. Tabi elhamdülillah Medine'ye gelindi. Hicret vuku buldu. Medine'ye gelindi. İlk iş orada meşit yapma kararı verildi. Meşit böyle. Temellere kazıldı. Kerpiçler kesildi Cennet-i Bakıyan'da. Orada kerpiçler kurutu kesildi. Önce altına temel biraz taş yapıldı. Sıra geliştiğinde kerpiçlerin taşınmasına. Ama büyük kerpiçler. Peygamberimiz dahil var. Peygamberimiz Aleyhisselam bizzat kendisi de peygamberimiz meşrini Nebi'nin bulduğu yerden Cennet-i Bakı'ya doğru gidiyor. Peygamber büyük kerpiç alıp o da taşıyor. Her bir sahabe bir kerpiç getiriyorlar. Kimi sırtına yükleniyor, kimi koltuğuna alıyor, kimi omzuna alıyor böyle. Ancak bir kerpiç getiriyorlar böyle. Yalnız hastalar iki kerpiç getiriyorlar. İki tane getiriyor böyle. Yürü omuzunda, sağ omuzunda böyle. Bir de sol koltuğunu almış böyle. Getiriyor. Peygamber karşılaştı. Peygamberimiz kerpiç almaya gidiyor. Hazan var, kerpiç getiriyor muhtemelenler. Tabi Medine'de orada size iklim böyle. Kerpiç de ağır. İki de kerpiç getiriyor. İki elden meşgul yani muhtemelenler. O anda öyle terlemiş ki telleri gözünü yakıyor muhtemelen. Gözünü de artık kaşına aşıyor teller. Gözünü yakıyor gözleri bu şekilde. Ama tabi silemiyor. Önü zor görüyor hastalar böyle. Peygamber durdu. Dur ya Ammar. Bak herkes bir tek getiriyor kerpiç. Sen ne getirin alıyorsun? Öyle baktım hemen. Utanmış seni. Peygamber yine söyle. Ammar söyle niye bunu yapıyorsun? Ya Resulallah birini senin için getiriyorum. Niye dedin? Ya Rabbi bu kerpiçi Resulullah'ın adına götürüyorum. Sevap onu yazıyor Rabbi. Böyle. Sağdaki omuzdan. Bunu dedi kendim için getiriyorum bu şeyi. Böyle. Peygamber buyurdu ki, ben ya Ammar taktülül fiyatül bagiye yedü bile cennete ve dönen dar. Bu Aleyhisselam Hazretleri Ammar'ı şehirde öldürecekler fiyi bagiye, fiye toplum. Ordu, toplum. Bagiye de meşru İslam devletine karşı çıkan kişilere bagi denir bunlar, bagi. Bagi denir bunlara böylece. Onlar onda öldürülse namazı kılmaz onların böyle.
öldürme adlarına böylece. Ve bu Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Ammar'a, ya Ammar, sen de öyle ki son rızkın sulu süt. Ya Ammar, senin dünyadaki son rızkın sulu süt. Yani süte su karıştırılmış, süt olacak. Son rızkın. Peygamberimize bu malum olacağımız. Peygamberimize bak. Son rızkın sulu süt. Peki oldu mu bu muhteremler? Tabi peygamberin sütü haktır muhteremler. Böyle. Evliyanın sütü tam çıkmayabilir muhteremler. Evliyanın sütü muhteremler. Çünkü evli iman farz değil. Çünkü kişi evliyamış. Ne bilirim evli olduğunu? Bilemeyiz muhterem böyle. Onun iman farz değil evli olduğuna böyle. Ama peygamber iman farz olduğu için eğer peygamber sütü çıkmazsa karşı kuş yapabilir böyle. Acaba peygamber mi diye böyle. Bu olay ne zaman oldu? Meşhidin yapımı Hicret'in 1. yılında oldu. Hicret 37. yılınca 36 yıl sonra bak. Sıfın savaşı oldu. Sıfın savaşı oldu. Hazreti Ali Azim Abi arasında muhtemelen böyle. 37 yılında bu 1. yılda yani peygamberimizin buyurduğundan 36 yıl sonra Sıfın Savaşı'nda Hazreti Ammar'da yaşı 93 baktı böyle o anda. 93 yaşında o anda. Yaşlı, hatta kılıçlarında titriyormuş yeri benim tabi. Tutak titriyormuş yeri benim. Yaşlı bu şekilde kendisi 93 yaşında o da savaşa katıldı. Savaşıyor tabi. Bir ara güneş bastırdı. Kuşlu Vadi'ye gelip güneş bastırdı. Çok sadı. Çok sadı, artık suda dayanamadı. Dedi çıkayım da dışarıda bakayım. O dönemde de bazı salih iyi kadınlar su getirirlerdi böyle yaralı askere vermek için böyle muhtemelenler. Getirirlerdi böyle. Bu da sahabeden dışarı çıktı, çıktı. Bahçe kadınlar, ey bacılarım dedi böyle, içinde suyu olan var mı? Su kabı var ama çoğu bitmişler bu suları böyle. İçine suyu olan var mı? Çok sadım. Kadın bir tanıdı ağzından beri. Ya Ammar, ben evde sulu süt var dedi böyle. Bir küçük koyun, bir koyunum vardı. Onu saldım. Bu kaba koydum. Baktım az. Yani köyden buraya getirme diyemez böyle, böyle. Az bu. Ona su karıştırdım. Onu getirdim. İçer misin vereyim mi sana bunu dedi böyle. Hazreti Ammar anda sonrası muhtemelen. Sulu süt. Anlatana bak. Getir bu hacım, getir. Getir de böyle. Sonrası içeyim de böyle. Resulullah'a, arkadaş Esam'a, ona kavuşuyor muhtemelen böyle böyle. İçeyim sonrası muhtemelen muhtemelen böyle böyle. Kadın bir, o zaman tasla koydu, bardak yok sonra böyle. Toprak tas böyle. Ona koydu muhtemelen böyle. Onu verdi. Verdi bu şekilde. Bunu böyle yudum yudum içti içti muhteremler böyle. Kadın dua etti muhteremler. Ve artık şehit olmak üzere bilerek muhteremler böyle geldi ve şehit oldu muhterem bakın böyle. Şimdi bakın bu olaya bakalım muhteremler. Burada Aleyhisselam Hazretleri buyurmuştu. Hazreti Ammar'ı kim öldürecek? Fe-i Bagiye. Bakın ben de. Yani halifeye karşı çıkanlar. Onların bagı anda böyle. O anda ama böyle. Hazreti Sıramızda meşru oldu böyle. Hasan ona verdi hilafeti. Sonra olmadı. O anda bagiydi böyle. Yani asi anlamına geliyor. Asi devlete karşı. Bakınız peygamber buyurdu ona böyle. Ammar'ı fi bagiye öldürecek. Son rızkı dünyada sulu süt. 36 yıl sonra o anda o koyun yok dünyada. Yok diyor sen bak. O koyun, kim bilir koyun, delerin delirir ancak o zaman vardı, 30 yıl önce böyle. O koyun o gün sağlayacak, koyun bunu sağlayacak, az görecek gözüne, buna su karıştıracak, getirecek, verecek. Yani ecel yazılmış, rızık yazılmış muhtemelen böyle. Şimdi biraz da inşallah bakalım bu gece ne oluyor muhtemelen bu gece. Ne yapmak lazım?
nasip oluyor bana. Gülyan-ı İslam Hazretleri Muhteremler, İdn-i Mâcede, Beyakıd Adı Şerif. اِذَا كَانَ لَيَتَنَسُ مِنْ شَعْبَانَ Şaban ayının yarısının gecesi olduğu zamanlar. Şaban yarısının gecesi. 14'ü 15'e bağlayan gece olduğu zaman. فَكُومُ لَيْلَتَهَا O gece kayım olunuz, ayakta olunuz. Yani ibadet edin. O geceye bakışın. O geceye boş geçirmeyiz. فَكُومُ لَيْلَتَهَا böyle. İşte bu gece Peygamberimize bir de tavsiye muhteremler, bu geceyi boşa geçirmeyin. Yalnız elhamdülillah muhteremler, Allah şükür olsun ki şu anda camideyim muhteremler böyle. En faziletli Allah'ın sevdiği yerler dünyada camide, meşritten muhteremler böyle. Bir gün Peygamber Cebrail'e sordu. Kardeşim Cebrail, eğer sen de bizim gibi insan olsaydın, dünya yaşasaydın ne yapardın? Ömrünün çoğunu camide geçirirdin burada. Yani mecbur kalmadan bu cami olurum böyle. Şimdi bu yüzden başlıyor bu gecenin fazileti? Grubu Şems denir böyle. Güneşin batı tarafında üst kenarı kaybolan. Yani akşam ezanında bu gecenin fazileti başlıyor böyle. Akşam, akşam Allahu Ekber ne oldu? Bu gecenin fazileti başladı muhtemelen. Şey, elhamdülillah akşam namazını bu gecenin sevabını kıldık hocam, akşam benim. Allah'a hocam çok güzel namazı kıldı elhamdülillah böyle. Allah'a sana böyle çok güzel kıldı namazı elhamdülillah böyle. Demek ki ne oldu? Bu akşam namazının sevabı Şaban ayının dışında, ötesinde Berat Gecesi'nin sevabıyla yazılıyor tamamen akşam namazı. Bir de cemaat kıldık. Haramda cemaat kıldı bakmadan. Kıldık elhamdülillah bu şekilde. Normalde 1'e 27 katı artıyor tamamen böyle. Artıyor. Bugünün tabi sevabı çok daha fazla bundan böyle. Elhamdülillah bir bu. Akşam namazını buraya elhamdülillah. Camiye geldik elhamdülillah. Ve çok güzel namazı kıldık elhamdülillah böyle. Elhamdülillah. Akşam namazını. Şimdi oturuyoruz camide muhteremler. Bir insan namaz kıldığı yerde hemen kalkmadan otursa, her vakit namazı geçirilir bu. Evde hanımlar için geçirilir bu. Bir kimse namaz kıldığı yerde namazı bitirdi, Fatiha'sını çekti, hepsi tamam. Biraz da otursa namaz kıldığı yerde ne oluyor? Ona Mevlam melek gönderiyor. Melek gönderiyor böyle. Melek gönderiyor. Melek ona dua ediyor. Allah'ım mağfir lehü, Allah'ım merhamhü. Allah'ım sen bu kulunu affeyle. Sen bunu rahmet eyle Allah'ım. Melek ne kadar dua ediyor buna? O kimse oturduğu sürece namaz kıldığı yerde bakıyor böyle. Tabi cami sahibi daha farklı ama o da var böyle. İşte elhamdülillah, şimdi burada yani sohbet olmasa, bir şey okumasa ne oluyor böylece? Her birimizin önünde muhtemelen başında hepimizde bir melek başında böyle. Melek hepimiz dua ediyor böyle. Allah'ım sen bu kulu affeyle bağışla. Çok kişiler namaz üşenirken, namaza camiye gelemezken, bu kul ne yaptı elhamdülillah? Namazını kıldı ama sıkılmadı. Daralmadı, bulamadı namazdan camiden, oturuyor daha böyle. Dua yoktu elhamdülillah. Sonra tabi dini sohbet muhtemelen böyle. Dini sohbetler, zaten sahabelerin bütün üstünlüğü Peygamber'in sohbeti işte, sohbet muhtemelen. Sohbet muhtemelen. Nedir sohbetler? İnsan uyarır muhtemelen. Uykudan böyle. Gönlü aşar sohbet böyle. Elhamdülillah sohbet olur muhtemelen burada böyle. Tabi Kur'an okundu. İnşallah yarısından burada kılacağız cemaatle muhtemelen. Nasıl oluşturur bu şekilde. Yani elhamdülillah bu bile boşa geçmiyor muhtemelen böyle. Tabi daha bunun dışında ne yaparsak? Ne yaparsak bakalım şimdi. Vesumu yemaha ve gününde oruç tutun. Oruç tutun gününde de böyle. Yani biraz gününde
oruç olun, gecesi ibadet olun böyle. Fe inna Allah Teala yenzilu fiha liğruşemsi ila sema dünya. Mevlam bu gece muhteremler liğrubi şemsi, güneşin grubu ile, yani güneşin batıda üçgenine kaybolmasıyla akşamına beraber Rabbim dünya semasına tecelli ediyor. Yani dünya seması özel. Yani Rabbim her şeyi görebilir muhtemelen. Fakat Rabbim burada özel olarak Meryem ne yapıyor? Bu gece güneşin batısıyla beraber Meryem dünya semasına tecelli ediyor. Feyekûlü. Mevlam buyuruyor şimdi muhtemelen bize böyle. Ela müstavfirin. Tevbe eden var mı? İstiğfar eden var mı? Af dileyen var mı? Feagfire lehu. Onu affedeyim. Yoksa affetme. Kişi yemeğini yiyor efendim. Şey yapıyor. Açıyor televizyonunu. O kanal, bu kanal falan derken böyle oturuyor. Tabi o buna gir muhtemelen bak. Mevlam soruyor. Ela müstağfirin. Tevbisi eden var mı? Af dileyen var mı? Tevbe eden var mı? Tevbe onu affedeyim. Demek ki bu gece genel bir af var muhtemelen böyle. Rabbimin rahmeti tecelli ettiği gece. Bu gece muhtemelen. Kahrıyor bu gece muhtemelen. Rabbim soruyor, kim affı isterse, tevbe ederse, onu affedeyim. Efendim işte 10 defa estağfurullah çektik. 20 tane, 100 tane çektik. Yeter mi? Efendimler, 100 de olsa, 1000 de olsa yetmez. Tevbe şart, tevbe şart, tevbe. Nedir tevbe? Önce kişi geçmişliğine bir muhasebesi lazım, geçmişliğin böylece. Benim bir yaradanım var. İnsan gene yaratıcı değil. Yaratan böyle. Beni yaratan için yaratacağım. Yaratan böyle. Yaratan böyle. Acaba ben ne yaptı Rabbime karşı? Gün gelecek, kefene giyeceğim, tabuta bineceğim, o mezara gideceğim. Hepimiz. Gün gelecek, süpürecek, ayağa kalkacağız, mahşer olacak. Hesaba çekileceğiz. Ne gerekiyor? Önce geçmişimizin bir muhasebesi gerekiyor. Ömrüm nerede geçti acaba? Ergenlik çağından şu ana kadar böyle. Namazımız kazaya mı kaldı? Orucumuza kusur mu oldu? Harama baktık, harama mı gittik? Ömrüm boşa mı geçti? Futbol sahasında gol diyen bağırdık. Televizyon açıp gözümüzü onlara mı baktık? Top mu temin? Ne olmuş şimdi? Hava var. Efendim şu kaleye iki tek arada girmiş. Sana ne bana ne anlattın bundan böyle. Bir gün muhteremler Nasreddin Hoca camdan çıkmış. Eline doğru gidiyor. Önde de birinin başına bir tepsi koymuş başına birisi. Tepsi. Önden gidiyor böyle. Daha sonra da önüne bakıp gidiyor tabii. Oradan biri komşusu. Hocam bak diyor o diye tepside bakava var diyor. O bakava tepsisi oluyor böyle. Nasıl şarkı? Bana ne diyor böyle? Bana ne? Kim edecek istin böyle? Ama hocam ama seninle gidiyor ama dönüyor sana ne diyor bu sefer? Sana ne? Ya muhtemelen böyle. Sana ne böyle? İşte muhteremler ne gerekiyor bence? Önce tevbe istiğfar, geçmişimizi muhasebe eden muhteremleri böyle. Efendim top hangi kaleye girdi? Kaç puanı var muhtemelen? Çocuklar bunu biliyorlar bakın muhtemelen. Şaştı mı muhtemelen ben? Gidiyorum bakın sayıları. Şunun puanı muhtemelen. Yazık muhtemelen muhtemelen. Allah diye muhtemelen. Ne gerekiyor? Geçmişteki boşa geçen ömrümüze pişmanlık. Ya haram işlemişsek işimizin yanması. Yanması muhtemelen. Ve o günler terk edip Allah'ın beni kullanan kabul et, senin kapına geldim, affet diye dalma muhteremler. Ela
müsterzikin ferzukahu. Yine belan sorur, rızık isteyen var mı? Bu gece rızık isteyen var mı? İşi bozuktur, işen çıkmıştır, yetiştiremiyordur böyle, çocukluğu kalabalıktır. Borçludur kendisi bu şekilde, dar yaşantısı var. Bak belan sorur musun bu gece muhtemelen? Rızık isteyen var mı? Demek ki önce tevbi istiğfarı gerekiyor. Allah'a Celle Celaluhu'ya elimizden geldiği kadar böyle geçmişi muhasebe ederek ve mahşerde soru çekeceğimizin de bilinciyle tevbi istiğfarı gerekiyor. İsteyen nasıl rızık ister belamızdan? Nasıl rızık ister? Helal acaba, helal mı der böyle? Helal ister böyle. Helal rızık ister böylece. Helal müptelin fü'afiyehü. Yine Mevlam soruyor, bu gece ey kullarım, içinizde bir belaya müptelen var mı? Yani hastalığı vardır, sancısı vardır, bir ızdırabı vardır, elemi, kederi vardır, bunalım sıkıntısı vardır. Bundan dolayı isteyen varsa şifa, ona da afiyet verir. Demek ki kimin ne hastalığı varsa, bu gece bunu da istemek emirler. Kimin ne hastalığı var böyle, kimin ne hastalığı varsa böyle, bu gece böyle. Öyle tabi hastalıklar günümüzde tedavisi yok muhtemelen böyle. Ela keza keza hat yatan fecr. Ta fecir vaktine kadar Mevlam soruyor muhtemelen. Daha ne varsa sayı da çok böyle. Bir de fecir vakti imsak vakti ya takvimde o var böyle. Yani akşam zamanında başlıyor bu gece muhtemelenler. İnsan vaktine kadar devam ediyor muhtemelenler. Ne diyor? Yani bu gecenin sabah namazı bu gece dahil değil ama sabah namazı böyle. Akşam yatsı namazı bu geceye dahil, sabah namazı ertesi gün dahil olur böyle. Bu gece dahil böyle. Hadis-i şerifle geldiği göre Mevlam bu gece Beni Kep kabilesinin koyunlarının kılan sayısından çok laf ediyor muhtemelen. Şimdi muhtemelen cemaatimiz biraz yadrayan tevbe üzerinde muhteremler, tevbe üzerinde. Bir insan gerçek anlamıyla tevbe ederse, yani artık günahtan kopar böyle. Hayatını boşa harcamaktan kopar. Allah'a yönelir. Beş vakit namazını güzel kılmaya çalışır. Kazasını kılmaya çalışır muhteremler. Kul hakkı varsa helalaşma çalışır bunlara beraber çalışırsa. Kul yeniden anasından doğmuş gibi ona bir hayat vermek böyle. Kur'an-ı Mevlam buyuruyor, hayaten tayyibe. Kur'an-ı Mevlam buyuruyor. Bu ayet-i kerime çok şey ama tabi imkanı yok anlatma şu muhtemelen. Mevlam buyuruyor, ona öyle bir ona hayat veririz ki hayaten tayyibe. Hayatı tayyibe. Yani kişi tam tevbe etsin, günahını tam arınsın kişi, Allah sadık olsun, Allah yönelsin, Allah diye yansın, alnını seyrede koşsun kişi muhtemelen böyle, haramdan sakınsın, gözünü sakınsın, başını saçını kollasın. Benim ona ne veriyor? Hayatı tayyibe. Yeniden doğmuş gibi muhtemelen böyle. Ve temiz bir hayat ve pak hayat böyle böyle. Yani de ruhsal huzur muhtemelen böyle. Manevi huzur. İçine genişlik, bolluk, bereket, sağlık, sıhhat, her şey onu veriyor muhtemelen. Yani tat dayanır böyle. İbadetten bıkmaz, yorulmaz, sıkılmaz muhtemelen böyle. İbadete doyamaz muhtemelen böyle. Her Allah değişinde başka bir tat feriz muhtemelen böyle. Her Allah değişinde muhtemelen. Biraz da bir de zikir mıdır, zikir mıdır hem böyle, zikir mıdır hem böyle. Çünkü namazın vakitleri bellidir, onun dışında boş harcamayın muhtemelen böyle. Birinci yaşayanlar, öncekiler, mesela bir asır önceye gidelim, yaşayanlar, bin sene önce yaşayanlar, o dönemde muhtemelenler, günahlar daha azdı günahlar muhtemelenler. Kadınlar örtülü. Örtülü muhteremler böyle. Saz yok, caz yok, televizyon yok, bar yok, pavyon yok, şunlar yok, bunlar yok, futbol yok o zaman muhteremler böyle. O insanların
bizden bir farkı var, üstünlüğü. O dönemde günah işleme imkanları çok kısıtlıydı. Ama günümüzde muhteremler, Allah'a bir yardım etsin muhteremler. Allah biraz Rabbim gençleri korusun muhterem bu zamanda böylece. Günümüzde günahlar artık sokağa taştı muhterem. Sokağa taştı. Taştı. Hele havada ısınınca ne yapıyor genç kadınlar, kızlar? Yatak, ev değil de yatak kıyafetiyle sokta muhterem böyle. Yani taşkın böyle muhterem, azgınlık muhterem böyle. İçkisi, kumarı, huşi, her şey serbest muhtemelen böyle böyle. Her şey bu şekilde. Güneşten var böyle. Şimdi gerekiyor bunlara karşı bir mücadele, nefisle cihad yapıyor böyle. Yani cihad böyle böyle. Yani nefis istediği halde, nefisini vermeme, nefisle kıyasaya bir cihad, savaş nefis böyle. Allah yolunu teslim olma, Allah'a teslim olma, gözünü koruma, dilini koruma, boğazını, midesini koruma, haramdan koruma. O sene oluyor günümüzde. Bunun sevabı 100 kat artıyor muhtemelen böyle. Hadise geliyor, 100 şehit sevabı muhtemelen var. 100 şehit sevabı muhtemelen var. Bir de şu vakamız var şimdi eskilerle. Eski zamanda haram işleme imkanı fazla olmadığı için son derece fazla yazılmıyor bir şey var. O dönemde kişi 5 vakit namazını güzel kıldı mı, aşı yetiyor onlara böyle, sıyamlarla böyle. Oruçtan toptuklarla yapıyor böyle. Ama günümüzde haram da işleriz çok muhtemelen böyle böyle. İşleniyor muhtemelen. Göz kaçıyor, şu oluyor, bu oluyor. Her şey olabiliyor. Hep gıdalar hele muhtemelen. Gıdalar zaten bozulu gıdalar muhtemelen. Yani işte bari gel mühendisliği, yani şeytani mühendisliği muhtemelen böyle. Bir işin aslını bozmak, bu şeytan emridir böyle. Sağlıkta gitti, hepsi gitti muhtemelen böyle. Günümüzde ne gerekiyor? Allah daha çok dua, ibadet gerekiyor günümüzde, daha çok gerekiyor muhtemelen. İşimiz çok bu zamanda ama burada kolayı var. Abdestli, abdest muhtemelen. Hatta gusül gereken bir halde bile kişi ne yapar? Allah'ı, Yaradan'ı, Mevlamı zikreder muhtemelen böyle. Ne der? Bak kısa kılmaz böyle. Allah, Allah. Allah 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 olmalı böyle. Allah. Son dakikaya çıkması şart böyle. Allah. Ama kalbiyle dilini bir yere getirin kalbini böyle böyle. İki tel ama artı eksik uçlar vardır böyle. Tek tel bir şey yapmaz böyle. Ne ışık verir ne makine şart böyle. İki tel bir araya geldi mi enerji gelir çalışmaktan böyle. Ne gerekiyor? Dil ve kalp bir arada olacaklar böylece. O anda huzur. Yani Allah hatırlayacak ki Allah bu alemin Rabbim Mevlam. Al kalbi böyle yolda, arabada, direksiyon başında, masa başında, işinde, gücünde, her yerinde böyle. Onunla bununla boş konuşacağına, boş gibi tartışacağına ne yapsın böyle? Yavaşça böyle. Allah, Allah, Allah. Tesbih lazım mı? Ne var mı tesbih muhteremler? Bu meleğin görüp yazmak onları. Ne iş var meleğin başka? Ya benim bir şeyim var falanlar. Yazıyor muhtemelen böyle. Kadir bu senle. İsteyen kelime-i tevhid çeker. Kelime-i tevhid. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Bu daha etkili muhtemelen böyle. Çünkü her şeyi nef ediyor. La ilahe de böyle. İllallah. Bu ne yapar muhtemelenler? Hem kalbin pasını siler, kalpte günahları siler, doktora, pis doktora siler muhteremler, hem insanın gönlünü nurlandırır muhteremler. Nurlandırır böyle. Ama kimin dille kalbine gelirse böyle. La ilahe illallah. La ilahe de iç başkımız böyle. La ilahe illallah. La ilahe illallah. İllallah buca kalbine böyle. İllallah diye böyle. Bu her söylenişinde kalbin pası silinir, oradaki siyanlıkları gider, kalp nurlanmaya başlar. Kalbe nur gelmeye başladı mı, kişi onda huzur gelmeye başlar muhtemelen. Ne kadar dert derdi varsa onlara küçülür muhtemelen böyle. Gönlü açılır,
gönlü ferahlar, ruhsal bir huzura kavuşur, mali huzura kavuşur kendisi böylece. Tabi sevap ayrı muhteremler böylece. Şimdi muhteremler, bu gece ilgili bir dua var böyle. Onu hep beraber okurum inşallah. Muhterem inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme in künte kedebte ismi şakiyen fi divanir eşkıya femhuhu vektübni fi divani süeda ve in künte ketebte ismi Sa'iden fi divan-ı süreda fesbütü inneke kulte inneke kulte yemhullahu maişavı özbüt. Yani Allah muhteremler, Rabbim ismi kötü ref yazmışsan oradan sil, iyiletin yaz ya Rabbi böyle. İsmi iyiletin yazmışsan orada sabit Kur'an mı böyle. Çünkü sen Rabbin dilediğini mahvedersin, silersin, yazarsın bu şey böylece. Rabbim inşallah muhteremler bu geceyi hakikaten nasip etsin hepimizin muhteremler. Rabbim kabul etsin ibadetlerimizin muhteremler. Rabbim ölenlere de rahmet eylesin muhteremler, ölenlere de muhteremler. Bilhassa böyle gecelerde ruhlar yola bakın muhteremler böyle. Hangi ruha gitmezse bir şey, şimdi Rabbim özel melekleri var muhteremler. Öyle meleklere böyle. Melekler böyle sınırsız, hepsinin görevi var ya meleklere böyle. Rabbim özel melekleri var. Bunlar nedir görevi? Şimdi kim böyle yakınlarına, ehli imana, mümin kardeşlerine böyle bir şey okuyup gönderirse buradan, sen gönder, hediye gönderirse, melek ne yapıyor bunu? Cennetten bir altın tabak muhteremler. İçine bu konuyor, nur olarak konuyor böyle. Üzerinde yeşil ipek, ne ipek muhterem, mendil böyle. Örtülü, kabristana gidiyor muhterem şimdi böyle. Tabii kaç bile gidiyor böyle böyle. Şimdi kabristana demek ki 1000 tane, 2000 tane mevta yatıyor. Artık onlar, okuma yok mu için onlar muhteremler? Yani sevap yazılmıyor artık çünkü bitti, kapandırıyor onlar böyle. Hep gözü bakıyor, melek gelse böyle. Bakıyorlar, bir melek geliyor, nurdan sevimli melek. Elinde altın tabak, cennet tabağı, üzerinde cennet ipeğinden yeşil mendil, hediye getiriyor muhteremler, hey bakıyor. Acaba bu bana mı, bana mı, bazen bana mı? Tabi yanındakine geliyor, ona geliyor, buna geliyor, kimse gelmiyor muhteremler böyle. Tabi suç kendisi de vardır muhteremler böyle. Zamanında evlat okutmamıştır, onunla yetiştirmemiştir muhterem bu şekilde böylece. Sonra tabi gariplere vardır. Dünyada artık nesli kesilenler vardır muhterem böyle böyle. Onun için inşallah muhterem ne yapalım böyle? Herkese bildiği kadar ne biliyorsa okuyalım muhteremden. Bilhassa özellikle aziz cemaatimiz, eğer bir aile fertler bir araya gelirse, böyle gecelerde, cuma gecelerinde de oldu daima böyle, aile fertleri bir araya gelirse böylece, çocuklara muhterem, çocuklara muhterem böyle. Yani çocuk hiç olmazsa böyle, Allah al demesini biliyorsa derim kendim böyle. Ne yap? Herkes böyle bildiğini böyle. Hanım sen şunu oku bakayım ne biliyorsan. Elham oku, ihlas okur mu selamlar. Kısa ama başa bilmiyorum. Tekrar oku ihlas mı selamlar. Tekrar oku. 10-22 okur ben muhtemelen böyle. Her harfine 10 sayı bulursun böyle böyle. Herkes okur bir şey muhtemelen. Sana bir şey getirilir böyle. Hadi bakalım yavrum. Şimdi Allah de bakayım. De bakayım yavrum. O da Allah, Allah, Allah de muhtemelen böyle bir şey. Allah bundan çok razı muhtemelen böyle. Allah muhtemelen böyle. Böyle mi öyle meleklere, kötü meleklere? Meleklerim, ben Adem'e atacağım zaman siz korkmuştunuz. Ya bunda asi olurlar, kan dökerler. Onun için iyi işe çıkmaz demiştiniz. Ondan görüşür meleklerine böyle. İştahatlara böyle. Bakın ne kullanan böyle. Bakır göte meleklerine bakan muhtemelen. Nur gibi görünüyor muhtemelen böyle. Oturmuş bir aile,
hanımı, korası, oğlu, kızı kim varsa muhtemelen beraber muhtemelenler. Abdestler böyle. Namazlarını kılmışlar. Oturmuşlar böylece. Her şey bir şey okuyor muhtemelen böyle. Ve bunların da sevabını ne yapma muhtemelen? Peygamberden başlayarak bütün peygamberlerin, sahabelerin, evliyaların, Beşer İkram Hazretleri'nin, üstadların muhtemelen ve bütün geçmişlerin ruhlarına, bütün ihliman ruhuna bağışlayınmış muhtemelen. Allah'a kabul etsin muhtemelen. İlahi Fatiha.